Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün G29 direksiyon setimizi açacağız. Çok heyecanlıyım. Bayadır ben bu anı bekliyordum. Evet, bugün buradan heyecanını anlıyoruz. İsterseniz yavaş yavaş kutu açmamına geçelim. Başlayalım. Öyle bir bantlamışlar ki maşallah. İçinden bir kutu daha geldi. Açmaya devam ediyoruz. Açma sağ ol. Aç aç. Kullanmamız lazım. Kullanmak için aldık. Açma. Eskimesin istiyorsun galiba. Hiç eskimesin. Hep benim yanımda kalsın. Minik minik kutular daha çıkıyor. Kutu açalım videosu dedik. Sürekli kutu açacağız galiba. Evet, bir kutu içinden bir kutu daha çıkıyor. Sabırsızlandıkça... Kutular gitmiyordu. Kutu çıkıyor. Neyse, bunu böyle koyayım şimdilik. Evet, işte geldik bombaya. Evet, tanıtımlarımıza başlayalım. Evet. Bu bildiğiniz gaz fren debriyaj. Gıcır gıcırlar. Evet, şimdi biz bunları montaj aşamasına geçeceğiz birazdan. Kendi arabasını bana kullandırmıyor. Acaba bunu kullandırtacak mı? Merakla bunu bekliyorum. Eskiden şey vardı, belki biliyorsundur. Hani giderdim bir akrabana, ya 90'lılar bilir bunu, çok iyi bilir. Evet. Bilgisayar ısındı, adaptör mü ısındı falan deyip Atari veya PlayStation. Senin de direksiyonun ısınacak galiba. Benim de direksiyonum, ekran kartım çok ısınacak. Allah'tan ekran kartım son sistemde yapıldığı için o yönden rahatız. Sevindim. Evet, kutumuzu atıyoruz kenara. Kameraman yapalım. Evet arkadaşlar, göstereyim şu direksiyonumuz G29'un. Bekle biraz yakınlaşalım şöyle. Evet. Evet arkadaşlar, bu G29'umuz, direksiyonumuz. Bu frenimiz, debriyaj gaz freni olan ayak aparatımız. Bunu da açalım hemen. Her yeri bantlamışlar arkadaşlar. Bir de ben bugün kargocuya çok sinir oldum. Neden sinir oldunuz? Adresi bulamamış sözde. 7 numarayı bulup 9 numarayı bulamamış. Buradan MNG kargo çalışanlarına selam olsun. Bulmak mı istememiş acaba? Neyse ki zor da olsa kargomuzu teslim aldık bugün. Evet, bu da vitesimiz arkadaşlar. Vitesi biraz öğrenmek zor olacak. Benim için kolay, senin için zor olacak. Sen öğren yeterli. Bu vitesimiz. Şurada bir tane adaptörcüğümüz var. Bunları tabii ki çalıştırmak için. Evet, Amerikan priz olarak göndermişler. Yanında şu aparatı gönderiyorlar. Normal bizim 220 prizlere takabilmemiz için. Enteresan. Yani bunu Türkiye'de ürettirmek ne kadar zor olabilir onu ben merak ediyorum. Eleştirmeden duramıyoruz. Yerli malı, yerli malı. O kadar her şeye para veriyoruz, yerli malı da olsun. Bu da adaptörümüz Çin'den gelmiş. ...42 watt gibi bir adaptör gücü var. Yani ben böyle elektronik şeylere biraz daha hastalık olduğu için hani bunlara daha çok dikkat ediyorum. Kullanma kılavuzunda Türkçe'yi aramaya çalışıyorum. Hayır, Türkçe'yi kullanma kılavuzuna koymuşlar. Şey diyor, pedallara dikkat edin diyor. Ayağınızı yaralayabilecek diyor, metal şeyler vardır diyor. Hani o yönden
çıplak ayakları çok kullanmanızı tavsiye etmiyorlar. Eğer ayağınızı koruma, çorap gibi, terlik gibi bir şey olursa, ayakkabı gibi bir şey olursa daha rahat edersiniz diye söylüyorlar. Pekala, dikkat edeceğiz. Şimdi biz bilgisayarın montajını yapıp son aşamaya geçelim. Tamamdır. Evet arkadaşlar, kurduk. Şimdi bir test aşaması yapacağız. Bakalım nasılmış, hep birlikte görelim. Let's go. Gel baş. Vitese taktık. Ben size biraz da sesini de açayım. İlk kazamızı da yaptık. İlk galiba. İlk kazamızı yaptık. Geçmiş olsun. Çok rahat geçirmesi. Ben bunları kullanmıyorum. Kendinizi soğuduğu için. Bunu hep bir oynayacağınız zaman kullanırız. Daha ben bunun driverlarını kurmadım. Heyecandan size göstermek için şey yaptım. Ayrı bir video çekeriz sanırım ayarları için. Driver ayarları için ben size ayrı bir video çekip atacağım. Takipte kalın. Görüşürüz. Bay bay. Hayırlı olsun. Hoşça kal.